bir medeniyet, medeniyetin bizim medeniyetimizin aynası. Bu aynada yansıyan renkli yansımalardan sizlere burada elimden geldiği kadarıyla bir ufak çiçek sunmaya çalışıyorum her ay. Aynı zamanda ifade edelim ki divan şiiri bizim bir kozmik odamızdır, milli kültürümüzün çok gizli bilgilerinin içinde bulunduğu, stratejik, hayati sırlarının içinde bulunduğu bir kozmik odadır. Neden böyledir? Çünkü şundan dolayı biz büyük bir kültürel yıkıma uğramış bir milletiz. Dünyada bu kadar büyük bir kültür yıkımına uğramış başka bir millet var mıdır? Gerçekten bilemiyorum. Bizi tarihi köklerimize bağlayacak olan kavramlarımız ve kelimelerimiz ve bu kelimeleri ve kavramları kayda geçiren temel enstrümanımız olan dilimizden çok büyük bir darbe yemişiz. Yüreğimizden vurulmuşuz. Yüreğimizin odasında atom bombası patlamış. Beynimizin kıvrımlarında adeta sam yeri esmiş ve bizi düşünmeyen bir toplum haline getirmiş. Büyük yıkım. En büyük felaket, sari bir hastalıktan daha büyük bir felaket, ekonomik yıkıntılardan daha büyük bir felaket odur ki insanları düşünme melekesinden uzak tutan darbelerdir. Bu darbelerin açtığı yarayı hiçbir şey kapatamaz. Çünkü Allah Tebarek ve Teala bizi yarattı ve bize kendi ruhundan üfledi ve bu üflediği ruhtan sonra yeryüzünün bütün güçlerini bizim emrimize tahsis etti. Meleklere secde emri verdi demesi bu. Allah'ın insana üflediği ruhun en ciddi tecellisi de akıl nimetini insana bağışlamaktır. Secde suresi, hep söylüyorum, 7, 8, 9'a lütfen bir bakın. Lütfen orada bakın ki o asırlardır tartışılan ruh kavramının doğru bir anlamını orada göreceksiniz. Çünkü orada diyor ki işte yarattık, onu tesviye ettik. Ana rahmindeki çocuğun derece derece safha safha gelişiminden bahsediyor. Önce alaka, sonra mudula, sonra bir çiğnem et, ona kemikler ve etler giydirdikten sonra ona ruhumuzdan üfledik ve sizin için gören gözler, işiten kulaklar ve düşünen beyinler, kalpler yaptık. Demek ki ey azizan, Allah'ın bize üflediği ruh bizi idrak sahibi kılan ki emanettir o. Emaneti dağlara, taşlara tevdi ettik. Onu ancak insan yüklendi. Çünkü insan çok zalim ve çok nankördür diyor. İnsanın karakterini de koyuyor ortaya. Eğer iman ve akıl yoksa insan zalim ve nankördür. İnsanın zalim ve nankör yapmaktan, kafir yapmaktan, münafık olmaktan kurtaran da Allah'ın insana üflediği ruh olan akıldır. Akıl ve vahiy buluşmasıdır. Zaten vahiy ve akıl birbirinin tamamlayıcısı kavramlardır. Hani zaman zaman çıkar derler ki akıl mı vahiy mi? Sanki bunlar birbirlerinin alternatifiymiş gibi. Halbuki akıl, vahiyle düşünen insanın özelliğine denir.
vahyi dışlayan bir dimağın ortaya koyduğu düşünceye akli sıfatı veremezsiniz. Çünkü vahiy kalbe konulmuş fikirdir. Kalbe ilka edilen fikirle beş duyunun oluşturduğu akletme faaliyeti, tefekkür faaliyetidir ki bir araya geldiğinde İslam'ın akıl dediği şeyi ortaya çıkartır ki bu da Allah'ın insana üflediği ruhtur. İşte bizi akıl denen insanlığımızı eşrefi mahlukat olmaş özelliğimizi bize kazandıran şey akıl sahibi olmaktır. Akıl ise düşünmek dediğimiz şeyi gündeme getirir. Düşünmenin temelinde de dil vardır. Dilsiz bir toplumun sonu dinsizliktir. Çünkü dille düşünürüz. Kelimeler bizim vicdanımız ve namusumuzdur. İşte büyük yıkıntımız bizi dilimizden, kelimelerimizden, kavramlarımızdan, bizi biz yapan değerlerin elbiselerinden bizi mahrum bıraktı bu büyük darbe. Başka hiçbir toplumda eski Fransız edebiyatı, yeni Fransız edebiyatı, eski İran edebiyatı, yeni İran edebiyatı diye bir garabete rastlayamazsınız. Bu bize mahsus işte. Bugün İran şairleri, bugün İran'ın lise öğrencisi Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevisini ezbere biliyor. Hafız-ı Şirazi'yi ezbere biliyorlar. Hafız-ı Şirazi'den yüzlerce gazel bilmeyen bir tek insana rastlayamazsınız İran'da. Bizde ise bırakınız ezbere bilmeyi. Alev Alatlı hanımefendinin, onun ellerini öpüyorum ben gerçekten. O şu toplumun yetiştirdiği en yiğit insanlardan bir tanesi. Şu son günlerde yaptığı beyanatlarda da bunu açıkça gösterdi. Ben dedi, bir oturumda hatırlıyorum, ATV'de siyaset meydanında konuştu. Ben dedi, dünyanın bütün entelektüellerini tanırım. O insanlar bildikleriyle iftihar ederler, bizim entelektüellerimiz bilmedikleriyle iftihar ederler. Ben birçok entelektüeli, ben Osmanlıca hiç bilmem derken çocuk gibi sevinerek bunu söylediğine şahit olmuştum. Yine birçok insandan ben hiç Kur'an okumadım derken bunu basbayağı bir büyük bir iş gibi takdim ederken cahilce tabii maalesef. Şimdi bugün bir devlet adamının, bir bakanın, bir yüksek bürokratın hiç duydunuz, gördünüz mü? Huzuli'den bir beyit okusun. Nedim'den bir beyit okusun. Taşlıcalı Yahya'dan bir beyit okusun. Yok. Ama inanınız sevgili misafirler, dostlar. Ben İran'da bir hayli bulundum, gittim geldim. TRT, İran Radyo Televizyon Müdürü, Cumhurbaşkanı, Başbakanı, rehberi, Genelkurmay Başkanı, hepsi konuşurken Hafız'dan, Sadi'den, Mevlana'dan beyitler okuyor. İrticalen. Neden? Çünkü bizim gibi büyük kültür yıkımına uğramadılar. İşte bugün kozmik oda dediğim divan edebiyatı bu yıkımı gerisin geriye döndürecek önemli stratejik bir alandır. Nedir o alan? Bir defa ecdadımızın bizi biz yapan değerlerini taşıyan ruhu ile empati kurmamızı sağlayacak. Bizi ecdadın psikolojisiyle, sosyolojisiyle, siyasetiyle, imanıyla, felsefesiyle buluşturacak. Yoksa
kuru hamasetten bir şey çıkmıyor. Vay Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız, efendim yok bilmem Kanuni'nin Francesco'ya şöyle mektup yazmış, ben ki 48-40. Bunlar geçinir efendim. Bu kuru tefahurla bir yere varılmaz. Biz acaba Kanuni Sultan Süleyman'ın ruh dünyasını ki koskoca bir divan bırakmış bizim elimize. Bugün klasik edebiyatın en hacimli divanı kimindir? Zati'nin bir, Kanuni'nin yani Muhibbi'nin iki. Peki hangimiz, kaçımız? Yahu bu Kanuni dünya imparatoru, dünyanın imparatoru, bu adamın ruh dünyasını acaba nereden öğrenebiliriz? Başka nereden öğrenebilirsin? Yazdığı eserden öğrenirsin. Bir insanın ruh halini ele veren şey onun yazdığı bir şiirdir, bir mektuptur, bir kitaptır. Evet, yani ecdadın ruh halini, psikolojisini, sosyolojisini, siyasetini, devlet anlayışını, İslam'a, dine bakışını, diğer toplumlarla ilişkilerinin temel anahtarlarını biz ancak onların yazdıkları, bu ruhlarının süzgecinden geçirerek yansıttıkları şiirlerden ancak öğrenebiliriz. Ben acizane Fatih Sultan Mehmet'in divanını neşrettim, şerh ettim. Yani o insanın nasıl düşündüğünü, nasıl bir dünya imparatoru olmak arzusunda olduğunu şiirinin içerisinden çıkarttığım ipuçlarıyla tespit ettim. Yani o yüzden Fatih Sultan Mehmet'i doğru bir şekilde anlamak isteyen insan o kitaba bakmak zorundadır. Sonra en önemlisi bizi düşünmenin alanlarına açan kelimelerimiz ve dahi nüanslarımızla tekrar buluşturacak. Yani klasik edebiyat bu bakımdan çok büyük bir zenginlik taşıyor. Yani kaybettiğimiz düşünmenin anahtarları olan kelimelerimiz ve bu kelimelerin etrafında oluşmuş ayın dalga dalga kat kat haleleri gibi anlam halelerini, nüanslarını tekrar geriye çağırmak ve böylelikle bizim kültür ve medeniyet dünyamızın ruhuna nüfuz edebilmek. Bu çok çok önemli bir şey. Ve nihayet o dönemin sosyal dünyasını, insan tiplerini, sokağı, mescidi, meyhaneyi, camiyi, kiliseyi, havrayı, ateşkedeyi, savaşı, barışı, düğünü, derneği anlamak, tanımak, fotoğrafını çekmek için yine klasik edebiyatın sayfalarına müracaat etmek zorundayız. Şimdi bunlardan ilginç bir örnek. Şimdi bu birkaç örnek verdikten sonra inşallah bunun sonunda da her ayki programın sonunda yaptığımız gibi güzel, lirik bir gazeli, inşallah bugün herhalde Fuzuli'den çok güzel bir gazelimiz var. Onu okuyup birlikte onun güzelliğini paylaşacağız beraberce. Hissedeceğiz, dimağımızda onun lezzetini duyacağız. Kalbimizin yollarında onun güzelliklerinin çiçeklerini serpiştireceğiz. Şimdi daha önceki konuşmalarımda söylemiştim ki bugün de bir nebze temas etmiş oldum. Kelimelerimizin birçok nüansı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci anlamlarının büyük oranda lügatlarımıza girmediğine şahit olmuştur. Yani sözlüklerimize baktığımızda kelimelerimizin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci anlamlarını bulamıyoruz. Nereden? Hangi anlamlarını? İşte klasik edebiyatın metinleri içerisine girdiğinizde şaşırıp kalıyorsunuz ki Allah Allah bu kelimede bu anlam da varmış, bu anlam da varmış ve bunlarla zaten
böylesine kristalizasyon harikası beyitler, kasideler, gazeller yazabiliyorlar. Yani hesaplarımıza göre bugün eğer Türkçe'de şu anda fiilen 100.000 kelime varsa klasik edebiyatın metinlerinde bunların bugün kaybettiğimiz nüanslarını buna ilave edecek olursanız inanınız 1 milyona yakın söz varlığı ile bu şiir yazılıyor. Kaybedilmiş nüanslar çok büyük bir kayıptır. İşte mesela bunlardan bir tanesi gül kelimesini söylemiştim daha önce. Nedir gül? Bildiğimiz çiçektir. Fars buna gül de demiyor, gol diyor. Golün, yani bizim gülümüzün Farsçadaki tek karşılığı çiçektir. Bizde ise, evet çiçek anlamı çok az kullanılır. Genel anlamda çiçeğe, ad olarak gül denilmesine çok az tesadüf edilir beyitlerde. Ama daha çok bizde bildiğimiz kırmızı çiçeklerin padişahı olan güldür bizim için. Ama tevriyeli bir şekilde, ihamlı bir şekilde şairler gülün birçok nüansını, bugün bizim bilmediğimiz birçok nüansını kullanmışlar. Bunlardan bir tanesi de gülün o dönemde ta 15. yüzyıldan beri bu söz konusu. 15. yüzyıldan beri gülün aşağı yukarı benim tespit ettiğim 5-6 nüansının içerisinde bir tanesi de altın para demektir. Biraz sonra fotoğrafını da göstereceğim ben onu. Yani Flori dediğimiz, Floransa'da, İtalya'nın Floransa kentinde basılan, üzerinde çiçek kabartması bulunan para. Osmanlı'nın kullandığı temel para birimi Flori. Buna Osmanlılar, Osmanlı sokağında, caddesinde, tahta kalesinde diyelim, gül diyorlar. Şimdi Baki'nin Gazel 456 ikinci beyti, çemende Ayşe gelmiş Gonca iter, biraz gül bağlamış bir destmale diyor. Yani taze Gonca bir mendilin içine biraz gül bağlamış da çemende yaşamaya gelmiş. Şimdi bakın, işte bu nüanssızlık bizi ne hale getirmiş? Nüansların bilindiği o ince hayali tül perdeler gibi kelimelerin etrafında oluşmuş o halelere sahip olmak kişiyi nasıl kudretli bir söyleme getiriyor? Biz ise nasıl bir zaafa düçar olmuşuz? Bunun tipik bir örneği. Şimdi bir defa Gonca iter. Bildiğimiz gibi yani gülün açılmamış halidir. Gülün etrafında, biraz sonra fotoğraflarını da göreceğiz. Çok ilginç bir şey bu. Bir buket. Daha neler çıkacak bu gülün arkasında? Gül para ilişkisinin arkasında. Gonca'nın etrafında çanak yapraklar var, yeşil. İçinde de taç yapraklar var, kırmızı, sarı. Şimdi bir de Gonca taze sevgilinin sembolü olarak kullanılıyor. Yani daha açılmamış, taze, genç insanlar için, daha çok sevgili için kullanılır Gonca. Gül ise açık, artık açılmıştır, iyiden iyiye fersudeleşmiştir. Belki yaşlanmış kişi için kullanılabilir ama Gonca henüz daha el değmemiş, taze, genç sevgili için kullanılır. Diyor ki, şimdi Ayşe gelmiş. Ayş, yaşamak demek. Aynı zamanda Ayş, içki demek. Burada da tevriye var bak. Şimdi ıyışı nuş, yani yeme içme, işte içki alemi yapma.
Tabii bunun tasavvufi anlamı işte de var. Yani şarap dediğimiz zaman tasavvufta bu aşktır, ilahi aşktır. Bu yönü de var. Şiirlerimizin, klasik edebiyatın bir hakiki anlam cephesi var. Bir de tasavvufi ve mecazi anlam cephesi var. Şairler genellikle bu iki anlamı da birlikte şiirlerinde barındırırlar. Şimdi bakın, diyor ki bahar mevsiminde bahçede açmamış daha doğrusu, bitmiş goncaları tasvir ediyor. Diyor ki çemende taze gonca bir mendilin içine biraz gül bağlamış, çemende yaşamaya gelmiş. Mendil, yağlık da denirdi eskiden. Şimdi goncanın yeşil çanak yapraklarını mendile benzetmiş şair. Onun içerisindeki taç yaprakları da mendilin içerisine konulmuş gül, güle benzetmiş. Tamam, gül dedik buna. Yani hakikatte gerçekten de gül yapraklarını çanak yapraklar kendi içinde taşıyorlar. Taç yaprakları. Ama bu bir taraftan şunu da hatırlatıyor. Genellikle eskiden cüzdan falan yoktu. Mendilin içerisine para konulur, kuşağa sokulur ve gidilip işte yeme içme alemine gidilirdi. Demek ki o zaman ben buradan dedim ki acaba bu gül kelimesinde para manası da mı var? Çünkü genellikle tabii bir yere gittiğinizde yeme içme onun bedeli olarak da bir şey vermeniz gerekir. Yani bunu da eski edebiyatta altını kadehe koymak, kadehe altın koymak şeklinde tanımlıyor. Devam edelim. Baki'den gene diyor ki jale nakdin kadehe koydu çemen bezminde, cem edip saklamadı gonca gibi zer lale. Diyor ki lale, şimdi bu sefer gülün yerini, goncanın yerini lale aldı. Lale nedir? Nedir lale? Onları temsil eden. Bu ayrı. Ama lale hangi çiçektir? Soğan kökünden yetişen bir. Ne? Öyle biliyoruz. Lale aslında divan şiirinde gelincik çiçeği vardır. Gelinciktir. Lale ayrı mı? Efendim? Jale de ayrı mı? Jale ile başlamış. Jale, hayır. O jale çiçeklerin içerisinde oluşan çiğ damlacıklarla denir. Çiğ damlacık. Evet. Jale. Jaleyi nakde benzetiyor. Diyor ki lale sabahleyin kalkıldığında çiçeklerin içerisinde çiğ damlacıklar oluşur. Bunları kristal bir yapıda olduğu için diyelim ki elmasa, yakuta yahut da kıymetli madenlere benzetiyor. Nakde benzetiyor. Diyor ki lale çemen meclisinde çiğlerden yani jalelerden oluşan nakdini gonca gibi saklamayıp kadehe koydu. Gonca ne yaptı? İçerisinde onu gülleri, nakdi, bakın biraz önceki şeyde içinde sakladı onu. Mendilin içerisine koydu. Ama lale ne yaptı? Getirdi onu kadehin içerisine koydu. Lale dediğimiz gelinci kadehe benziyor çünkü. Kadehin içerisindeki çiğ damlacıkları da kadehin içerisine konulmuş, yani içilen içki karşılığında ödenen lale, kadehe konulan nakit olarak değerlendiriliyor.
Şimdi gene diyor ki Sehi Bey, lale camından çemen bezminde olmuş mest gül, çak eder ceybin sima ettikçe bülbülden neşi. Diyor ki gül, çemen meclisinde lalenin kadehinden sarhoş olmuş da bülbülün şarkılarını dinledikçe cebini boşaltıyor. Gül, çemen meclisinde lalenin kadehinden sarhoş olmuş da bülbülün şarkılarını dinledikçe cebini boşaltıyor. Sürekli bir şekilde altınını kaybediyor, veriyor. Yani buradan da yine gül yaprağının altın olarak, gül olarak tavsif edildiğini görüyoruz. Yine Baki diyor ki, lütfundan erdi Baki'ye rengin floriler, güya saçıldı meclise bir destmal gül. Ey padişah, senin lütfunun esiri olarak Baki'ye rengarenk floriler ulaştı. Sanki meclise bir mendil gül saçılmış gibi oldu. Yine burada da gül ile flori arasında bir benzerlik ilişkisi kurmuş. Revani'den, cihanda lütfun eli saçmasaydı simüzer, görür müydü acep kisesinde zer gonca? Ey padişah, eğer senin lütfunun eli cihanda altın ve gümüş saçmasaydı, gonca acaba kisesinde altın görebilir miydi? Yine goncanın içerisindeki taç yaprakların gül altın olarak, yani gül ismi altında ifade edilir. İşte şimdi Flori biraz önce de şeyde izlediğimiz bir revanide rengin, hayır Baki değil, değil mi? Rengin Flori dediği. Flori şu. Bakın burada bir zambak çiçeğinin, yani gül, Farsça'da gül olan bir çiçeğin kabartmalı bir şekilde basıldığı altın para. Evet. Şimdi Baki'de şöyle bir beyit gördüm. Diyor ki, güller siperler ile üleşti Flori'yi, mülk-i şitayı garet edip leşkeri bahar. Tam bir bahar tasviri. Bahar askeri, bahar ilk bahar demektir. Yani bahar geldi, ilk bahar geldiği zaman kış soğuk ve kar ve buz eriyip kaybolur. Onun yerine ılık bir hava, yemyeşil bir zemin, sular akar, kuşlar öter, çiçekler açmaya başlar. Artık bahar mevsimi hatta bir sultanın gelişine benzetilir. Bu Baki'nin bahar kasidesi çok güzeldir. Orada ilkbahar çiçekleriyle, çimenleriyle adeta ordusu gibi gelen ve ülkeyi fetheden bir padişaha benzetilmiştir. Tabii kış da aynı şekilde bir yağmacı padişah gibi gelir ve bahar ülkesinin bütün malını mülkünü yağma eder gider. Tabii burada kış işte Moğol istilası gibi menfi anlamda küfür ve şirki temsil eder. İlkbahar ise imanı, ahlakı, fazileti, işte Osmanlı'yı temsil eden bir padişah gibi tasvir edilmiştir. Bahar askeri, ilkbahar tabii bu. Çünkü sonbahara bahar denmez. Hazan denir. Hazan gazeli Baki'nin meşhur namı nişane kalmadı faslı bahardan, düştü çemende berbi dıraht itibardan. Her yâmeden ayağına altın akıp gelir. Eşyar-ı bağ-ı himmet umar cûr-bağdan diye harika bir kendi psikolojisini de tasvir eden, tarif eden bir hazan gazeli. Yani nam-ı nişane kalmadı faslı baharda. İlkbahardan bir işaret, bir nam, eser, iz kalmadı. Çemenlikte
ağaçların yaprakları itibardan düştü. Çünkü kendisi de Kanuni'nin ölümünden sonra itibardan düşmüştür. O psikolojiyi Sonbahar gazeliyle adeta dışa vurmuştur bu şiirin. Bahar askeri kış ülkesini yağma etti de güller florileri kalkan kalkan paylaştı. Allah Allah. Harika bir şey. Yani ben bunu gördüğümde gerçekten zihnim allak bullak oldu. Ya burada bir şeyler var arkadaş. Diyor ki bahar askeri, işte bahar gelmiş. Ne yapmış bahar askeri? Kış ülkesini yağma etti. Hani kışın sin üzerini yağma etti. Kış kar yağar, kar da gümüştür. Yağma etti, eritti. Güneş geldi, güneş de bir sultan gibi. Askerleriyle kış ülkesinin bütün malını mülkünü yağma etti, aldı götürdü. İyi de bahar ülkesini yağma etti de güller florileri kalkan kalkan paylaştı. Güller florileri altın paraları kalkan kalkan paylaştı. Ne olabilir? Bir düşünün bakalım. Güller kalkan kalkan florileri bölüştü. Acaba dedim ben. Yani Osmanlı'da buyurun. Tüm tabiatı kapladı. Yani yeniden yetişme haline gelip güller her tarafa yayıldı. Bölge bölge her tarafı kapladı. Başka ne olabilir? Çanak yaprakların içerisinde tek çapraklar istedim. Güzel. Evet, içerisinde çanak yaprak. Çok güzel. Taç yaprakları bulundurdu. Güzel. Şimdi bu mecazi anlamı. Bir de hakiki anlamı var. Şimdi hep söylüyorum. Divan şiirinde trenin raylarını düşünün. Tren rayları. Bir, iki paralel gidiyor. Asla birbirlerinden ayrılmıyorlar. Değil mi? Ayrılırsa ne olur? O tren katarı gidemez. Şimdi divan şiirinin kültür ve anlam treni, katarı, lokomotifi ve arkasından gelen şeyler, hakikat ve mecaz paralelliği rayları üzerinde giden bir katardır. O yüzden işte diyoruz ki divan şiiri bizim için bir kozmik oda değerini taşır. Biz hakikat ve mecaz paralelliğini kurduğumuz zaman unuttuğumuz, hafızalarımızdan silinmiş, belki hiç bize kadar gelmemiş birçok sosyal hayat uygulamasının farkına varır. Keşif, bir keşif yolculuğu. Evet, divan edebiyatı bir kültür ve dil arkeolojisi alanıdır. Biz bir arkeoloji faaliyeti yürütüyoruz. İşte hani arkeologlar işte 100 yıldır nerede meşhur Antalya'nın? Aspendos. Evet. 100 yıldır yapılan kazı. Daha belki 100 yıl devam edecek. Neler neler çıkıyor. Kütüphaneler, heykeller, bilmem neler. Kullanılan tuvaletlere varıncaya kadar, paralara, takılara, efendim ağlama şişelerine, bilmem nelere. Neler neler. İnsanın orada macerasını görüyoruz. 100 yıldır devam ediyor. Ama binlerce yıllık. Göbekli Tepe'ye gittim, gördüm. 12 bin yıl öncesine ait muhteşem bir bulgu şeyi. Beraber gittik. Eyüpçüğümle. Şimdi yazının daha icat edilmediği zamanlarda insanlar orada işaret diliyle meramlarını anlatmışlar. Ve biz de divan şiiri içerisinde hani arşivet mi yıkanırken birdenbire hamam tası bilmem suyun kaldırma gücü şu evraka evraka diye çırılçıplak kaçmış buldum buldum diye biz de böyle buldum buldum diye bulduncuk oluyoruz artık.
Şimdi neden bulduncuk oluyoruz? Neden bulabiliyoruz? Çünkü şüpheleniyoruz. Şüphe ilmin başıdır. Lütfen şüpheleniniz. Ağzı açık hayran budalası gibi olmaktan bıktık artık. Bize yedirilen her şeyi zehir mi, zıkkım mı, bal mı, hiç yuttuk. Yuttukça yuttuk. Ondan sonra da esrar müptelası olduk. Öyle değil mi ya? Şimdi mesela sigara içtiğim dönemleri hatırlıyorum ben. Ne vardı da ben içiyordum? Hiçbir şey yok ya. Bir tane faydası olmayan bir şey ama insan müptelası oluyor. Bu insanoğlu böyle. Ben çocuklarıma daha hemen birinci sınıfta ilk sözüm sigaradır. Ya çocuklar yapmayın, bu ülkenin size ihtiyacı var. Annenizin babanızın size ihtiyacı var. Sizin bu bedeninizi hastalatmaya, risk altına atmaya hakkınız, hukukunuz yok. Yapamazsınız bunu. İnsan ama müptelası oluyor işte. Biraz düşün. Koy kafana acaba ne fayda aldın bundan? Hiç. O zaman at onu Allah rızası için ayağını şöyle bir engerek yılanının başını ezer gibi ez, at bir tekme gitsin. Ya Allah de, iradene sahip çık ya. Düşün. Allah Teala diyor ki وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Aklını kullanmayanların üzerine rezil bir hayata mahkum ederiz onları diyor. Ris, pislik, aşağılık bir hayat. Düşün yani. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Hiç düşünmüyor musunuz diyor Kur'an? 800 ayet düşünmekle alakalı. Başka bir kitap dünyada var mı düşünmeyi bu kadar önemseyen? En büyük farz nedir arkadaşlar diye sorun. Size söyleyecek kim, söyleyecek olan ilahiyatçılarımız başları 32 farzla. Ya kurban olayım Allah rızası için. Esas farz düşünmek farzıdır. Farz-ı aynın en büyüğüdür. İmam Maturidi diyor ki cahiliye haramdır diyor. Haramların en büyüğü cahilliktir. Ne olursunuz ya şunu bir gelin içselleştirelim. Bize hap gibi yutturup lüp gibi ondan sonra içimize oturttukları bu şeyleri bir içimizden geçirelim, düşünelim mi? Allah Teala düşünün diyor ya. Kur'an'da şüphe var diyor. Evet. Şimdi diyeceksin Allah Allah. Ne diyorsun sen ya? Elif la mim zâlikel kitâbu la raybe fîhî. Bunda hiç tereddüt yok diyor. Biz onu şüphe yapmışız. Doğruluğunda tereddüt olmayan bir kitap. E nereden çıkar? Şüphe, Kur'an'da şüphenin olduğunu söylüyor. Diyor ki bir kısmı müteşabihtir ayetlerin, bir kısmı muhkemdir. O zaman müteşabih, düşünmeye konu olan ayetlerdir. Yani üzerinde mütalaa yapın bu ayetlerin, üzerinde tartışın, konuşun ama muhkem ayetleri tartışmayın. Bunun düşünecek bir tarafı yok. La ilahe illallah, bitti. Bu muhkem bir ayet, müteşabih değil. Ama işte ruh kelimesi müteşabih. Ben bugün ruhu, ben bugün anlamak durumundayım. Efendim birçok şey. Ha Kur'an zaten öyle olmasa asırların gelişmesinin karşısında dayanamazdı ki. Ben meal yazdım. Elmalı Hamdi mealini sadeleştirdim. Kendimde de notlar koydum. İki baskı yapıldı. Ondan sonra üçüncü baskıdan korktum çünkü yaptığım meal eskidi. Ama Kur'an hiç eskimedi. Neden? Çünkü Kur'an çağların, zamanın ve mekanın önünde akan bir ayet-i kübra. O eskimiyor. Bizim zihniyetimiz eskiyor. Bakış açımız eskiyor. Yenilememiz, resetlememiz lazım kafamızı. Bu nasıl olacak? Birlikte düşünerek. Birlikte kafa yorarak. Hatta ben İran'da, ilahiyatçılarla beraber İran'da nasıl tefsir yapalım, nasıl tefsir yazalım dedim. Tefsir yazmayalım, tefsir yapalım. Canlı ve sürekli bir tefsir. Bir tefsiri yazıp insanların eline, işte bu Kur'an dediğin zaman o bu sefer ne oluyor? Kur'an'ın yerini alıyor.
Bugün bize inmiş gibi Kur'an'ı okumak durumundayız. Şeyin dediği gibi, Allame İkbal, Muhammed İkbal, ben diyor Kur'an okurdum diyor, anlamazdım işte. Bir gün babam geldi bana, dedi ki, ey İkbal dedi, Kur'an okuyorsun. Kur'an'ı sana bugün indirilmiş bir kitap gibi okumayı denedin mi hiç? O zaman diyor bana Kur'an ne oldu? Açık açık anlaşıldı. Güncelleme. Evet, bugün bize inmiş bir kitap. Çünkü bugüne gönderilmiş, insana gönderilmiş bir kitap. İşte ben ilahiyatçı değilim, çıkıp orada burada bazı ilahiyat konularını konuşuyorum. Bana diyorlar ki, hocam senin ihtisas alanın ne? Ya kurban olayım dedim bir gün, ilahiyat Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış. Süleyman Ateş hocamızla bir programa çıkmıştı. Ben biraz böyle aykırı şeyler söyleyince kızdı bana, dedi ki Mehmet Bey dedi, sen dedi işine gücüne bak dedi. Hayrola hocam dedim. Bu din ilahiyatçılara mı indi? O zaman anladı, dedi ki yok, çok doğru söyledin, özür diliyorum. Bugün biz düşün ve Kur'an özellikle cahiliyenin tıkadığı düşüncenin ve aklın damarlarını açan bir serumdur. Eğer böyle değilse o kitap başka hiçbir şey yaramaz. Kusura bakmayın. Bizi doğru düşünmeye ve doğru bir ahlaka yönlendirirse o zaman bu ilahi bir kitaptır. Ama sen onu okumazsan, anlamazsan, tedebbür, tefakkuh, tefekkür, teakkul, tezekkür etmezsen Kur'an bunları söylüyor. O zaman Peygamberin Kur'an'da ifade edildiği gibi ahirette şikayetçi olacağını söylediği bir konu gündeme geliyor. Ya Rabbi ben bu kavmimden, ümmetimden şikayetçiyim. Çünkü bunlar Kur'an'ı mehcur kıldılar. Kur'an'ı bloke ettiler. Kur'an'ı sırtlarına attılar. Duvarlarına astılar. Okuyup anlamadılar. Evet. Onun için düşünce. Buyurun. Mecazen öyle bir anlam diyorsunuz. Olabilir. Yani çok da uzak değil ama asıl şöyle diyelim. Siz çok güzel söylediniz. Dediniz ki çanak yaprakların içerisindeki taç yaprak. Mecazen de tam bu. Ama bir de hakikatte, sosyal hayatta florilerin, altınların kalkanla bölüşülmesi var. Bu nedir acaba? Dedim acaba Osmanlı askerleri savaşta elde ettikleri ganimetleri kalkanlarıyla mı bölüşüyorlar? Çünkü ben küçük bir kalkan taşırsam ona göre alırım altın. Altın daha büyük kalkan taşıyan, zorlukla savaşan daha çok altın ganimetten pay alacak. Bu şüphe bizi doğrusu ile evet evliyamıza baktık. Evliya çevremize. Diyor ki Ersaf-ı Taht-ı Gürci Şavşadistan yani Kal'a-i Binay-i Betlis Kal'a-i Metin Tip. Bu bölümde diyor ki Müverrihan-ı İran yani İran tarihçileri zemin olan şerefname sahibi nakli üzere bu kal'a bu burada bir çizgi olacak. Müverrihan-ı İran zemin yani İran tarihi yazan İran'da meydana gelen, İran zemininde meydana gelen olayların tarihini yazan şerefname sahibi kişi, şerefname kim yazmıştır bilmiyorum, ondan bahsediyor. Nakli üzere, onun naklettiğine göre bu kal'a, yani bu söz,
Bitlis Kalesi, bu kadar. İptidar, İskender-i Zülkarneyn'in hazinedarı Bitlis binasıdır. Bu tabi işte tarihte nakledilen bir rivayet. Hatta Van eyaletinde Bitlis Kalesi dahi anın binasıdır. Hulasa-i Kelam, bu kala, kale üzere nice yüz kere, nice yüz bin yağlılar, yağmacılar ve bağlılar, isyancılar gelip muhasara edip mülükten mülüke vakf bir kârhane-i Tiflis'tir. Yani ülkelerden ülkelere vakfedilmiş bir Tiflis kârhanesidir. Ahir bu kala Gürcistan hakimlerinden Davud Han hükmünde iken Meskür Han Ali Osman korkusundan, hafinden Şah-ı Bedfial'den tacı bir revaç giyip devam ediyoruz. Hanlık payesiyle mülküne melik olmuştu. Nişe eyyam mülkiyet üzere Enüşirvan misal adalet edip mamuru abadan etmişken ahir sene 986 tarihinde Sultan Murad-ı Salis asrında 3. Murat zamanında Lala Kara Ferhat Paşa Diyar Gürcistan üzere Gürcistan ülkesi üzere yer götürmez asakir bir payan ile sayısız askerler ile kalayı Çıldır Kalesi'ni ve 70 adet tevabi'i kalaları fethedip azimeti kalayı Tiflis ve kalb-i Müflis üzere Serdar Muazzam azimet ettiğin Meskür Davut Han istiva edip 40 bin asker Tiflis kalasına müstahfızan koyup cenge amade olup kalayı Tiflis'i gereği gibi metanet üzere amade edip beri taraftan askeri derya misal öbür taraftan deniz misali denizin dalgaları veya kumları kadar sayısız asker kat-ı menazir menziller kat ederek ve tayy-i merahil merhaleleri geçerek kalay-ı şuran sahrasına gelip Meks-i Hıyam edip iptida hakimi Tiflis'e bir name ile Tiflis'in hakimine bir mektup gönderiyorlar. İptida dine davet edip dine davet ettiler. Badehu sonra kalayı padişaha teslim ve badehu kala haricinde harac güzar ve ayağa olasın ve illa dini mübin uğruna kılıçtan geçip cümle ehl-i iyaliniz esir bir pabeste ve dil hasta olması mukarrer. Yani teslim olmazsanız esirimiz olursunuz diyor. Ondan sonra kanun Hazreti Risalet üzere peygamberimizin kanunu üzere name vardı varınca kıraat olup mefhumu malum olunca cümle kefere ve pecere ve cümle kızılbaşı evbaşı natıraş bir yere cem olup müşavere eder. Toplanıyorlar bu mektup üzerine ne yapalım diye bu kefereler. Netice-i kelamları olur ki Osmanlı bildiğinden kalmasın deyip elçiyi kovup kala bend olmaya itikam ederler. Osmanlı'yı kovuyorlar. Ama yine akıbet endişe olanlar meşveret edip askeri İslam'ın muhasarasına takat getiremeyeceklerini bilip bir gece cümlesi firar ve terk-i diyar edip kaçıyorlar. Ve kale hali üzere bırakıyorlar. Kaleyi boş bırakıyorlar. Bu ahval-i meserret hal Serdar-ı Muazzam'ın büyük kumandanın mesmuları olup yani işi duyuyor bundan haberdar oluyor. Asakir-i İslam ile kaladan çıkan küffarın akiplerine düşüp, meşlerine düşüp kale-i Tiflis kurbunda nehri Kürt'ten Kürt nehrinden ubur edip bir gün bir gece ılgar ile kale-i Zekim altında kale-i Tiflis Han'la bir sahab-ı metin ve Sengistan ve Çengelistan işte bir falan devam edelim. Ve cümle ehl-i iyalleriyle müstehassın olmuşlar. Bir inayetillahi teala Guzat-ı Müslim'in Muri bi hisab mağara üşer gibi Gürci ve Kızılbaş'ın canibi erbaasından hücum edip bir hayli cengi azim olurlar. Cengi azim olur. Cenk ediliyor. İçeriden küffar aman deyip asla aman vermeyip onlar önce teslim olsalardı bir şey yapılmayacaktı ama savaş başladıktan sonra aman diliyorlar. Onlara aman verilmiyor.
40 bin miktarı bedreyi Gürci ve Kızılbaş'ın başlarını tıraş edip bir baş vücutların hakes alıp asakir-i İslam ol kadar malı ganaimle mutenim olurlar ki en ednası bir kalkan dolusu altına malik olur. Evet, şimdi bakın, yani kalkan kalkan kaledeki altınları bölüşüyor. Yani şimdi biz dediğimiz gibi şiirin bu satırları içerisinde bu adetten, bu uygulamadan haberdar oluyoruz. Yani askerin elde ettiği ganimeti kalkan kalkan bölüşmeye. Baki elbette ki bu beytinde bize bu adetten haberdar, bizi bu adetten haberdar etmek için onu yazmadı. Zaten biliniyordu o dönem. Sadece telmih yaptı bize. O adete telmih yaptı. Derdi aslında bir bahar tasviri yapmaktı. Ama bu bahar tasviri yaparken o dönemde uygulanan ama bugün unutulmuş bir tarihi hadiseyi bizi haberdar etti. Şimdi bakınız, bu bir kalkan. Söğüt kalkanı deniyor buna. Enteresandır. Şimdi kalkan, kılıç gibi şeylerle ilgili de çok fazla bilgi sahibi değiliz. Tamam, fotoğrafını görüyoruz ama mesela şuna ne denir? Şunlara ne denir? Şu şeylere ne denir? Hiçbirinin haberi yok. Bunu da şiirden çıkartmak mümkün. Mesela benim işte bu yaptığım çalışmalar sonucunda işte buna göbek dendiğini, şunlara ayna, ayna dendiğini ve bu aynaların bir kısmının, bunların sayıları bile aslında sembolik değer taşır. Bunları mesela saysanız muhtemelen gökyüzündeki 7 gezegenin sayısı kadar olabilir. Çünkü kalkanı Osmanlı gökyüzüne de benzetiyor. Çarhi siber diyor. Çarhi siber. Gökyüzü. Ve üzerinde ay ve güneş motifleri var. Yıldız motifleri var. Evet. Şimdi iyi bakınız lütfen. Bak şu motiflere bakınız. Yıldız. Şuraya bakınız. Biraz sonra bakınız, gördünüz mü? Biraz önce gösterdiğim şu çıkıntılar ve onun içerisinde, evet, yani güller diyor. Şimdi güller açılmış, şeyler, goncalar, gülleri kalkan kalkan bölüştüler. Şimdi biraz önce dediniz ya siz, bu taç yapraklar kalkana benziyor, çanak yapraklar. Bunlar da kalkanın içerisindeki altın paralara benzetilmiş. Evet, bunlar da bakın aynı şekilde, görüyor musunuz? Bu kalkanın dış şeyleri, bu da içerisinde taşıdığı altın para. Kalkan kalkan böyle işte diyor. Şimdi başka bir manzaraya geçelim. Şimdi Sehabi'den şöyle bir beyit var. Diyor ki, gönül heykanlarınla sinem içre şu müflistür ki bulmuş nagehan genç. Ey sevgili, bu benim gönlüm öyle bir müflistir ki, iflas etmiş bir kişidir ki, senin gözünden çıkan gamze okları ile sinem içinde ansızın bir hazine bulmuştur. Senin gözünden çıkan yan bakış, yani gamze. Şimdi sevgilinin gözünden yan bakış okları çıkar. Gamzedir onlar. Kirpikleri birer ok gibidir. Bakış böyle müstani bir bakış. Yani aşığına eziyet eden bir bakış. Aşık da zaten bu eziyetli
yaralayıcı bakış oklarına göğsünü açar. Onu ister. Hatta o bakış okları gelmezse sevgilinin kendisine iltifat etmediğini düşünür. Şimdi ey sevgili, bu benim gönlüm öyle bir müflistir ki, tabi bunu herhalde ye ile yazmamız lazım, senin gözünden çıkan gamze okları ile sinem içinde ansızın bir hazine buldum. Şimdi aşığın gönlü hazinedir. Bu içinde taşıdığı şey nedir sizce? Aşığın gönlünde taşıdığı, o hazinede taşıdığı değerler nelerdir? Aşk. Yani aşkın değerli hazinesini aşık gönlünde taşır. Bir de aşkın hazinelerin kapısında ejderhalar ve yılanlar bekler. Genellikle de hazineler yıkık viranelerde bulunur. Viranelerde bulunur. Viranelerin bir kenarında da mutlaka köşesinde de bir yılan bekler. O yüzden sevgilinin saçı yılan gibi gelmiş, göğsünün üzerinde kıvrılarak kurulmuştur. Hazineyi bekleyen yılan gibi. Evet, çok benzetmeler yapılmıştır saçla ilgili. Fakat burada bir şey var. Senin gözünle gamze okları ile sinem içinde bir hazine buldu diyor. Bu benim gönlüm. Senin gözünden gelen gamze oklarını kullanarak ansızın bir hazine buldu. Ne demek bu? Ne düşünebilirsiniz? Ok ve hazine bulmak. Neyi hatırlatabilir sizce? Bilenler bilirler de. Ok ve hazine. Su da diyebiliriz. Savaş sularında ganimetlerin yedirilmesi mi acaba? Nasıl? Savaş sularında. Yok. Evet. Peki devam edelim bakalım. Meali. Dem bedem gamzelerin oku, ayağı kaşı keman, bu gönül hanesine gelse nola örendir. Diyor ki, ey kaşı keman gibi güzel olan sevgili, keman, yani yay, demek. Yay ve ok biliyorsunuz. Yay, şöyle ay şeklinde, hilal şeklindedir. Ortasında kirişi vardır, kiriş. Ortasına da oku koyar atarlar. İşte kaş kemandır, kirpik de oktur. Veya gözden çıkan gamze, yani hışıllı yan bakış. O da ok gibi gelir, aşığın sinesine saplanır. Fakat burada bir şey var. Ey diyor kaşı kemana benzeyen sevgilim, senin gamzelerinin oku sık sık bu gönül hanesine gelirse buna şaşılır mı? Çünkü bu gönül bir ören yeridir. Ören yeri nedir? Hazinelerin bulunduğu, kazıların yapıldığı ören. Anadolu'da çok vardı. Hatta şeyde Ören diye bir köy var, Balıkesir. Ören yeri. Yani hazinelerin saklı olduğu yer. Genellikle de hep oralara böyle hazineciler dadanırlar. Böyle ellerinde tılsımlı şeyler vardı, haritalar. Bugün bana bir tanesi göndermiş, böyle bir caminin duvarından bulmuşlar. Saçma sapan, kargacık burgacık işaretler, hocam bunu oku. Dedim ki bu yazı değil ki, bir daha yakından çek gönder bakalım dedim. Şimdi, diyor senin gözlerinden bu oklar sinemin üzerine gelirse buna şaşılır mı? Çünkü benim gönlüm bir ören yeridir. Yani hazinelerin saklı bulunduğu bir yerdir. Peki ören yeriyle hazine, ok arasında nasıl bir ilişki var? Devam edelim bakalım. Evet. Fuli. Fuzuliyken fuli olmuş. Fuzulimizin meşhur su kasidesi. İster.
sepeykanın gönül hecrinde şevki. Ha meşhur var ya. Aa, gündür gümbediden var rengi bilmezem. Ya muhit olmuş gözünden gümbediden var Resul. Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlar Resul. Saçma ey göz, saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlar Resul. Kim bu denli tutuşan odlara kılmaz çaresi. Ey gözüm diyor, bu kadar yaşlarını akıtıp durma. Gönlümdeki ateşlere, bu gözlerinden sular akıtıp durma. Çünkü bu kadar güçlü bir şekilde tutuşmuş yangınlara su ne yapsın? Hatta çok güçlü ateşlere su atılırsa daha da alev. Peygamber aşkından bahsediyor bu su kasidesi. Onun diğerinde de diyor ki iste peykanın gönül hecrinde şevkin sakın et. Susuzam yıllarca bir kez diye okundum. Susuzam bir kez bu sahrada benim için ara su. Yani şu ey gönül o sevgilinin peygamber kastediyor. O sevgili peygamberin gamze oklarını iste de ayrılığında arzumun ateşini teskin eyle. Söndür. O kadar yanıyorum ki onun ayrılığında. Susuzum. Susuz kalmışım. Müştakım. Bu sahrada bir kez de benim için su ar. Bir kere de benim için ar. Halbuki bir kere demesi için bu şiirin birinci mısrağında birisi için arandığından bahsetmiş olması gerekiyor ki bir de benim için ara. Hayır, bir gez olması lazım. Neden? Çünkü evet yukarıda da ok diyor bakın tekrar. İşte peykanın peykan ok. Okun ucundaki emrene peykan diyor. Ve su arama. Daha önceki şeyde de okla hazine arama söz konusuydu. O zaman okla su arama, okla hazine arama bizi şu uygulamadan haber veriyor. Bugün dahi ellerinde ok, dut ağacının bir dalından kesilmiş dirsek şeklinde bir şey, ok deniyor. Yahut da gerçek oklarla elinde tutup şöyle iki oku gezip dolaşıyor işte. Hazine olduğu yerde öyle inanılıyor ki o hazine oku aşağı doğru eğecektir. Veyahut da su ararken de böyle. Suyu da ararken bunu Uğur Dündar yıllar önce bu uygulamayı ben hatırlıyorum. İki kişi karşılıklı böyle şeyleri tutuyorlar ve ok hazine arıyorlar veyahut da su arıyorlar. İşte şu, bakın buna ok deniyor. İşte ok şeklinde zaten. Bunu alıp, bunu ben Google'dan buldum. Geziyorlar. Eğer su varsa bir yerde bu okun yani bu şeyin ucu aşağıya doğru elinizde olmayan bir şekilde aşağı doğru eğildiğini hissediyorsun. Aynı şekilde bakın. Burada da hatta bu zannediyorum Amerika'da veya başka bir ülkede olan bir şey. Buna da ok dirsekleri olan iki çubuk dört çubuk. Bunları karşılıklı bu dirseklerine yerleştirip beraber dolaşıyorlar böyle. Eğer hazine varsa bu dirseklerden aşağı doğru eğiliyor bu ok. Bu da bir vatandaşımız. Meraklı. Evet. Bu okla su arama. Şimdi son olarak Osmanlı'da kullanılan bir kalkan çeşidinden bahsedelim. Şimdi daha önce
önce gösterdiğim çarhi siper, yani yuvarlak kalkan, Osmanlı'da genel ve yaygın bir silahtır. Korunma silahı tabii, korunma enstrümanı. Bunun bir kısmı tosba derisinden baga, büyük su kaplumbağalarından yapılıyor, hafif olsun diye. Bir kısmı işte söğüt şeyleri, ağaç yapraklarından, dallarından yapılıyor. Bir kısmı işte çelik, onlar çok ağır tabii. Yahut da yine ağaçtan veya başka tahtadan, şundan bundan yapılan şeylerin üzerine de gelen okları içeriye bırakmasın diye yassı çelik levhalar monte ediyorlar. Bunlara da ayna deniyor. Çok ilginç. Aynelerdir siper üzere diyor. Aşık gönlündeki, göğsünün üzerindeki yaraları, yuvarlak yuvarlak yaraları tanımlarken diyor ki, göğsümün siperi üzerinde aynelerdir. Yani işte o ayna çelik demektir. Ayna. Eskiden ayna camdan yapılmazdı. Çelik levhalar külle ovulur, parlak bir şekilde ve keçe içerisinde muhafaza edilirdi, paslanmasın. Sonradan ayna Farsça çelik demektir. Sonradan işte cam aynalara da ayna denilmeye başlandı. Şimdi ama Baki'nin meşhur bir, çok güzel bir savaş kasidesi vardır. Çıkıp yelkenliler Rumi siperden bağdıbanlarla yine gösterdiler cuşu huruşu bahru hummanı diye. Eğri seferini anlatan 32-33 beyitlik çok güzel bir savaş kasidesidir. Şimdi Eğri seferi bildiğiniz gibi bir kara savaşıdır. Fakat enteresan, burada yelkenden bahsediyor. Allah Allah. Şaşırıp kalıyorsunuz. Bu nasıl bir şey? Diyor ki yelkenliler, tabii burada yazılmış, ele verdik. Yelken takya giymiş dilaverler, askerler. Roma kalkanından yelkenlerle meydana çıktılar ve Umman denizinin coşup taşması nasıl olurmuş gösterdiler. Ya bu müthiş bir şey. Çıkıp yelkenliler Rumi siperden bağlı. Şu asakiri İslam ellerinde büyük kalkanlarla, sancaklarla binlercesi çıkmış dalga dalga gidiyor. Şimdi bu orduyu nasıl tasvir edebilir? Adeta denizin dalgalanmasına benziyor. Denizde yelkenli gemilerin sıra sıra. Şimdi ama enteresan, yelkenliler, Roma kalkanından yelkenler, çıkıp yelkenliler Rumi siperden bağban, bağban da yelkenin başka bir adı. Farsça. Yelken belki Türkçedir. Bağban Farsçası. Şimdi neden yelkenli kelimesi bu şekilde yelken takke giymiş dilaverler şeklinde çevrildi? Burada bize aslında oyunlar oynuyor Baki. Bizi şaşırtıyor ve bıyık altından bize gülüyor. Hele hele kendisinden 500 sene sonra gelmiş bizim gibi biçare, kopmuş, damarından koparılmış, yüreği parçalanmış evlatlarına böyle hafif tebessüm de geliyor. Ya sizi nasıl tuzağa düşürdüm diyor. Oğlum, kızlarım, evlatlarım diyor. Geri dönün de şu yelken kelimesinin gerçek anlamını bir öğrenin. Öğrenin bunu. Biz de öğrendik elhamdülillah. Evet, yelken takya giymiş. Yeni şeylerin şapkaları yelkenli şeklinde. Şeylerde hatta
görmüşsünüzdür mehter takımlarının gösterilerinde. Aynen yelkenli gemi gibi şapkaları vardır bazı askerlerin. Ona yelken takke denir. Ve onu giymiş askerlere de yelkenli diyor. Ben bunu, bu beyti bir Tarih ve Düşünce diye bir dergide fotoğraflı bir şekilde uzun bir yazı şeklinde yazdım. Bizim tarih bölümünde sonradan ayrıldı bir çok değerli bir hocamız vardı. Ona verdim, okudum. Dedi ki, ya Muhammed Bey dedi, biz tarihçiler bu gravürlere, minyatürlere, trene bakar gibi bakıyormuşuz. Siz dedi, neler çıkartmışsınız? Vallahi ve billahi tarihçiler hala bile Ahmetçi, hala bile yelkenli kelimesinin bir manasının da Yeniçeri olduğunu bilmiyor. Nasıl peki, diyelim ki yelkenliler çıktı gidiyor dediğinde Kara Savaş'ı nasıl anladılar, anlayabilirler? İşte edebiyatsız bu iş olmuyor. Edebiyatsız tarih de olmuyor. Edebiyatsız inanın din de olmuyor. Evet. Eğer edebiyattan nasibini almamışsa bir insan Kur'an'ı doğru anlayamaz. Mecazını anlayamaz. Hakikisini anlayamaz. İrsal-i meselini anlayamaz. Evet. Şimdi bakın. Şu yelken, yelkenli gemi. Şunlar da badban, yelkenin esas şeyleri. Bakın görüyor musun? Bunlar rüzgar bunları şişiriyor ve böylelikle gemi harekete geçiyor. Bunlara iyi bak, bak şu şekle iyi bak. Diyor ki, çıkıp yelkenliler Rumi siperden bağırmanlarla. Rumi demek Romalı demektir. Rum, Roma demektir. Anadolu o yüzden Rumelidir. Rum. Arzurum. Arzurum, Erzurum dilinde. Rum ülkesi, yani Anadolu ülkesi. Bizdeki, yani Yunanlıların şeyi olan Rumlara değil, Roma İmparatorluğu, ki dünya imparatoruydu. Fatih Sultan Mehmet'imiz de Roma'nın hükümdarıydı. Müslüman bir Roma hükümdarıydı. Yani Roma aslında dünya devletiydi. Fatih Sultan Mehmet de bir Roma kayzeriydi. Bunu söylüyor kendisi şiirde. Bir dünya devleti kurduğunu söylüyor. Yine şiirde söylüyor. Ey Avni diyor, şu hazinenden cem kadehini bir çıkart da bak bakalım dünya nereden gelip nereye gidiyor. Şimdi bu ne demek? Herkes bunu cem kadehi, tamam cem içki içmiş falan, içki icat etmiş, cemşi. Ama bu cem kadehinin cemle ilişkisi ne? Şu. Cem, İran hükümdarı, savaş, dünya hükümdarıdır. O yüzden de bütün büyük dünya imparatorları hep cem, ceme benzetilir. Cem, cem şükû, cem kudret, cem kudret. Cem, cemşid veya cem, yanında bulunan filozoflara bir kadeh yaptırmıştır. Gökyüzünün 7 katını temsil eden 7 metalden alaşım olan bir kadeh. Sihirli bir kadeh. Etrafında da 7 tane yazı var. Bu kadehin içerisine konulan su veya şarap neyse bakıldığında 6 ay öncesini, 6 ay sonrasını veya yıllar öncesini, yıllar sonrasını gösterdiği gibi sihirli küre gibi bir şey. Bir şey daha var. Bu kadehin Cem'den sonra gelen dünya imparatorlarına miras kaldığı kabul edilir. Bu bir efsane tabii. Ama
kültürde, edebiyat kültüründe, mitolojide bu kadehin Cem'den sonra gelen dünya imparatorlarına miras kaldığını düşünürler, söylerler. İşte Fatih de diyor ki, ey Avni, hazinende bulunan şu Cem kadehini çıkart bakalım. Ne demektir bu? Bu şu demek. Demek ki bu asrın Cem'i sensin. Kendini böyle kabul ediyor. Ben bu kadar şiir okudum. Hiçbir şairde hadi hazinenden çıkart da şu Cem kadehini bir gör diye böyle bir beyte rastlamadım ama Fatih Sultan'da var. Neden? O çünkü onun psikolojisini ifade ediyor. Ben de Cem gibi dünya imparatoruyum diyor. Dünya imparatoru. Roma Kayseri. Müslüman bir Roma Kayseri. Rumi siper Roma kalkanı demek. Tam anladım. Roma kalkanı. Roma'da hani Rumi şeyler var ya süslemelerde, motiflerde Rumi diyoruz ona. İşte çünkü Osmanlı Roma'dan mimaride, musikide, süslemede, resimde, şeyde çok faydalanmış. Çünkü Osmanlı bir medeniyet inşa etmiş. Medeniyet de kendinden önceki medeniyetlerin mirası üzerine yükselir. Reddetmiyor ki Osmanlı. O bizim insanlığın malı, medeniyetin eserleri insanlığın malıdır. Hiç kimsenin özel bir temellük kaydı koyamaz. Bu bana aittir diyemez. Roma kalkanı. Tekrar efendim, hep böyle ele veriyoruz kendimizi. Şimdi şuna tekrar bakalım. Şekle bakın. Bir de şimdi şuna bak. Görüyor musunuz? İşte bu kalkan Osmanlı'da kullanılan Roma kalkanıdır. Bu bir deli. Deliler bölüğü. Bunlar savaş makinesi. Şu gördüğünüz merhum aslında çekilmiş bir fotoğraftır. Biliyor musunuz bunu? Evet, bu şahıs yaşamış bir kişidir. Çünkü bu minyatür değil de ne diyoruz buna? Gravür. Bizim İstanbul Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi kitaplığında bulunan 530 yıllık İtalya'da basılmış Navigasyon adında resimlerini çekti bizim Ahmet. Tek tek çok yüksek çözünürlüklerle o kitabı çektik değil mi? Keşke onun o renkli resimleri getirseydi. Adam gelmiş bir delil aslında, deli değil, delil. Sonra deli olmuş. Yani savaşın öncüleri bunlar. Bunlar görüyorsunuz, savaş makinesi. Bu aslan postu giymiş, Mahmuz var elinde, efendim, gürzü. Armut'a da biliyor musunuz? Evet. Başında görüyor musunuz? Kızılderili şeyleri gibi tüy sokmuşlar. Ve bu da Roma kalkanı. Bunlar böyle girdi mi üçü beşi tank gibi eze eze geçiyor. Elinde bir kılıcı var bunun başka bir şeyinde bu şahsın. Yani o kılıcı herhalde ikimiz, üçümüz kaldıramayız. Evet, şimdi Gelibolu Ali'den yine susen gibi yapraklar açıldı, bahar oldu. Kızıl yelkenli gazilerle sahra lalezar oldu. Kızıl yelkenli. Yelken takviyeymiş. Gelibolu Ali'den farkuma aldım şarabı lale gönlün zevrakın. Sanma ben divaneni, şahım kızıl yelken geyer. Lale renkli şarabın zevrakını, kayaya benzeyen kadehini başımın üstünde taşıyorum. Ey şahım, ben divaneni kızıl yelken tahke giyiyor sanma. Çünkü kadehlerini, bardaklarını sarıkların içerisinde taşıyormuş. Misvaklarını da. Evet.
İşte bakın, yelken takip edilmiş. Evet. Biz geçen bu şeyi okuduk mu? Okuduk. O zaman biz arkadaşımızdan ikinci şeyi koymasını rica edeceğim. Burada mı arkadaş? Bir bak. Tamam. Ay sağ ol. Şimdi bunu gelecek, evet, Nevres'ten. İster bunu okuyalım, isterseniz Fuzuli'den okuyalım. Ne dersiniz? Nevres'i okuyalım. Nevres, önemli bir şairimiz. Verdiler yağmaya Hindu benler ahu gamzeler. Din-i iman mülkün ah o benler ah o gamzeler. Diyor ki sevgilinin Hindu benleri ve ahu gamzeleri din ve iman mülkünü yağmaya verdi. Ah o benler ah o gamzeler. Şimdi Hindu neden bizdeki bene Hindu neden denir? Çünkü siyah olduğu için, küçük olduğu için Hindu, Hintli çocuk. Küçük, esmer oluşundan dolayı sevgilinin Hindu benleri ve ahu gamzeleri. Ahu gazel yani ceylan. Sevgilinin gamzeleri de ahu gibi ele geçmeyen, kaçan ve insanın peşinde koşturan şeylerdir. Sevgilinin gamzeleri yani yan bakışları ahuya benzetiliyor. Ve onlar diyor Hindu benler ve ahu gamzeler din ve iman mülkünü yağmaya verdiler. Ah o benler, ah o gamzeler. Zülfü nefsun gel gözün sahir nigahın çeşm bend şehri hüsnün Babil'e döndürdü cadu gamzeler. Diyor ki ey sevgili senin zülfün, zülflerin, saçların büyü yapıyor, büyücü. Bakışların göz bağıcı. Bakışların da göz bağıcı. Nedir göz bağıcı? Bugün ne diyorsun sana? Hı? İllüzyonist, evet yani hokus pokus. Göz bağıcı, göz boyayıcı. Zülüflerin büyü yapıyor. Bakışların göz aldatıyor. Senin o cadı gamzelerin güzelliğinin şehrini adeta Babil'e döndürdü. Şimdi Babil nedir? Babil Mezopotamya'da bir bölge. Orada bir kuyu var. Babil Kuyusu, Kur'an'da da geçiyor. Harut ve Marut kıssasında. Orada bir kuyudan bahsediyor. Babil'de Harut ve Marut adlı iki melek veya melik. İnsanlara sihir ve büyü öğretiyorlar. Ve diyorlar ki sakın kafir olmayın. İşte bu Babil ve Babil'de kuyuda asılı olduğunu düşünüyor. Bu melekler daha sonra efsanede ayaklarından kuyuya baş aşağı asılmış ve ömür boyu kıyamete kadar orada yaşamaya mahkum edilmişlerdir. Efsaneye göre. Yani Kur'an'da tabi bu efsane geçmiyor. Kur'an'da çok müteşabih bir şekilde hatta bana göre مَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ Harut ve Marut adlı iki melekten bahsediyor. Ona indirilen şeyden bahsediyor ama مَا اُنْزِلَ Arapçada indirilen şey anlamına geldiği gibi indirilmedi anlamına da gelir. Nafiye olarak okunduğu zaman مَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ عَرُوتَ وَمَارُوتَ Hiçbir şey indirilmedi. O yüzden de ben çıktığı bütün programlarda
Ha hocam bu sihir büyüden ne yapacağını, özellikle hanımlar bu işe çok fazla meraklı. Sihir büyü sabahtan akşama kadar kapılarına sürülmüş domuz yağları, ters dönmüş efendim terlikler, kıllar, tüyler, efendim şeyin arkasında bulunmuş muskalar. Bunlarla düşüp kaldı sabahtan akşama. Bana bunları soruyorlar, kardeşim bunları ne adına soruyorsun? Din. Dinin bunlara bir alakası yok. Psikiyatrlarla bir gün görüşüyor. Ama hocam ben gördüm, duvarın üstüne tırmanıyordu bir işte başak. Yanında da o zaman Arif Verimli var. Dedim ki, hanımefendi, bu dinin meselesi değil, Arif Verimli'nin meselesi. Psikiyatri. Yani böyle halüsinasyonları getirip ruh hastalıklarımızı dine fatura ediyoruz. Böyle bir şey olmaz. Hocam, şey yok mu? Büyü yok mu? Yok kardeşim. Büyüye inanmak insanı küfre götürür. Neden? Çünkü büyü şu demektir ki, yani herhangi bir insan okuduğu bir şeyle bir adamı öldürebiliyor. Veyahut da 500 kilometre ötede bir adamı madden rahatsız ediyor. Bu ancak Allah'ın gücünde olan bir şeydir. Lütfen. Bunu iddia eden kişi ilahlığa soyulmuştur. Allah korusun. Buna inanmak da o kişinin ilahlığını tasdike götürür ki bu da küfürdür. Hiçbir kimsenin böyle bir gücü yok. Asla ve asla yok. Peki nedir? İşte efendim ben rüya gördüm de çıktı ya o kardeşim. 50 kere demişim. Sen 100 tane rüya gördün. 99'u çıkmadı. Bir tanesi çıktı. Gelip diyorsun ki hocam ben rüya gördüm çıktı. Niye 99'unu çıkmadı diye gelip söylemiyorsun? Efendim Felak ve Nas sureleri niye indirilmiş? Bir de uydurma işte peygamberimize büyü yapılmış da. Yalan. Ve peygamberimiz 1,5 yıl ne dediğini bilmez bir vaziyette gezmiş. Vay vay vay. Allah kendisinin vahyine emanet ettiği peygamberi koruyamayacak öyle mi? Gidin Allah'ını severseniz. Yahudi uydurmalar bunlar. Mâ unzile alel melekeyni bi Babil'e havuklar. Biz hiçbir şey indirmedik. O bir efsane ve masaldan başka bir şey değil. Ha onlar kendilerine karı kocayı birbirine ayıracak bir şeyler öğrenmeye geldiklerinde derler ki sadece şunu söylerler. Biz bir fitneyiz, sakın kafir olmayın. Gidin kardeşim. Böyle bir şey yok bizde. Neyse, orayı geçelim. Şimdi, ama bu hikaye, bu şey, Kur'an'da geçen bu hadise diyelim yahut da kıssa, daha sonra efsaneleşmiş, Babil efsaneleri içerisinde bu var. Bu efsaneler, daha sonra edebiyata intikal etmiş ve işte bu Harut ve Marut'un aslında iki insan oldukları, sonradan büyü yaptıkları için bunların Allah tarafından cezalandırıldığı, ayaklarından Babil kuyusuna, saçları aşağıda, ayakları yukarıda olmak üzere. İşte sevgilinin saçları bu oraya telmin yaparak sihir yapan cadulara, yani sihirbazlara benzetiliyor. Zülfün efsunger, gözün sahir, gözün sihirbaz. Göz çünkü sihir, gözle yapılıyor. Nigahın çeşmbend, bakışların göz bağlıcı, senin o cadı gamzelerin, güzelliğin şehrini adeta Babil'e döndürdü. O senin cadı gamzelerin, yüzünün güzelliği içerisindeki o güzellik unsurları sanki bir Babil ülkesine, yani sihir yapılan, büyü yapılan bir Babil ülkesine döndürdü diyor. Yağlanız bir hali Hindu ile yaktın alemi. Olsa neylersin muayyen hal Hindu gamzeler? Diyor ki ey sevgili, yalnız bir tek Hindu ben ile bütün alemi yaktın. Bir de çok sayıda benlerin ve Hindu gamzelerin olursa ne yaparsın? Bütün yeryüzünü, gökyüzünü herhalde perişan edersin demek istiyor. Ol ne hurrem şevdi ki mecliste sağlarlar dönüp,
neşeden hamuşi dilevler, sühangu gamzeler. O ne gönül açan bir geceydi öyle. Mecliste kadehler dönüyor, dudaklar ve konuşan gamzeler neşeden hep susmuştu. Katliam etmek midir maksat ki sunmuş çeşmine, tığlar ebruna, hançerler, hülagü gamzeler. Diyor ki, katliam etmek, yani soykırım yapmak. Mıdır ki maksadı, maksat katliam etmek midir ki gamzelerin gözlerine kılıç, kaşlarına hançer vermiştir. Gamzelerin gözlerine kılıç vermiş. Yani yan bakış, kılıca bakış. Ve kaşlarına da hançer vermiş. Hançer de böyle eğridir. Yakın dövüş silahı. Çekmez el hunrizlikten çeşmin oldukça sana nize müjganlar, nigehler, tiğ-ı süngü gamzeler. Kirpiklerin sana mızrak, bakışlar, kılıç ve gamzelerle süngü oldukça gözlerin kan dökücülükten asla el çekmeyecek. Ve nihayet her biri bir başka yara açtı nevres sineme. Ah o kirpikler, siyah gözler, sitemcu gamzeler. Ey nevres! Ah sevgilinin o siyah kirpikleri ve o sitemkar gamzeleri var ya, her biri sineme ayrı bir yara açtı. Evet, şimdi diyeceksiniz ki yani bir güzelin yüzünde bu kadar öldürücü, kesici, asıcı şey ne arar? Tabii bunun arkasında şöyle bir şey var. Şimdi buradan neden bu yakıcı, yıkıcı, öldürücü, katliam